Merhaba arkadaşlar, 5. sınıf İngilizce Games and Hobbies kazanım testi 4. videosuna hoş geldiniz. Boşluğa getirilmesi gereken ifadeyi işaretleyiniz. Sally is tall and slim. Ne demek arkadaşlar? Hemen çevirelim. Sally uzun ve zayıf bir kızdır diyor, değil mi? Her favorite class is PE. PE beden eğitimi dersinin kısaltılışıdır. Physical education diye geçer. And she bla bla. Şimdi uzun ve zayıf ve beden eğitimini sevdiğini söylüyorsa devamında ne gelebilir? Hemen şıklara bakalım. Can play basketball well. Çok iyi basketbol oynayabilir. Likes playing the guitar. Gitar çalmaktan hoşlanır. Loves riding a horse. Ata binmeyi çok sever. Can draw a picture. Resim çizebilir diyor arkadaşlar. Hangi şık daha anlamlı ve bu cümleyi tamamlayabilecek seviyede? Tabii ki de Adana, değil mi? Beden eğitimine sevdiğinin nedeni de basketbolu çok iyi oynayabildiği içindir. Evet, devam ediyorum. Verilen görseli ifade eden seçeneği işaretleyiniz. He can't. Can't yapısı neydi arkadaşlar? Yapamadığımız, yeteneğimizin olmadığı bir konudan bahsederken kullanıyoruz. Hemen bakalım. Run fast, hızlı koşmak demek. Burada görseli uyan bir şey değil. Swim well. Çok iyi yüzmek. Evet, yüzmekle alakalı bir şey. Ama biz diğer seçeneklere de bakalım. Do origami. Origami yapmak. Bu da alakalı değil. Water the flowers, çiçekleri sulamak, bu da değil. O zaman cevabımız ne olacak? O çok iyi yüzemez arkadaşlar. Yeteneği yok. Yüzemiyor. Evet. Verilen karşılıklı konuşmaları uygun biçimde tamamlayınız. I like dancing. What is your hobby? Dans etmekten hoşlanırım. Senin hobin nedir? Diye bir soru soruluyor, değil mi arkadaşlar? Sonrasında that's great. Let's dance together. Bu muhteşem diyor. Beraber dans edelim hadi diyor. Pekala. Beraber dans edelim demesi için ne demesi lazım Evelyn'in arkadaşlar? Demek ki o da dansla alakalı bir durumdan bahsedecek. I know outdoor games. Outdoor games arkadaşlar, dışarıda oynanan oyunlar. Dans yani genellikle her yerde oynanabilen bir oyun. Bu yüzden bunu demiş olamaz. I like it very much too. Too arkadaşlar, ben de. De anlamı veren bir kelime. Bu dursun. I like hiking but I dislike dancing. Hiking doğa yürüyüşü demek. Doğa yürüyüşünden hoşlanırım ama dans etmekten hoşlanmam. O zaman hadi gel dans edelim demez. I love shopping with my friends. Arkadaşlarımla alışveriş yapmaktan hoşlanırım. Çok severim diyor. Alışveriş de çok alakalı değil. Ben de dansı severim. Şuradaki it denilen kısım dancing oluyor arkadaşlar. Ben de dans etmeyi severim diyor. Evet, cevabımız Bursa. Karşılıklı konuşmaları uygun biçimde tamamlayınız. Bir soru sorulmuş arkadaşlar ve cevap olarak da It's camping in the woods. Woods kelimesini belki daha önce görmemişsinizdir. Forest, jungle kelimelerinin eş anlamlısı. Yani orman demek. Ormanda kamp yapmak diyor. Böyle bir cevap vermesi için nasıl bir soru sorulabilir? Hemen bakalım. What time does Tom go camping? Tom saat kaçta ya da ne zaman kamp yapar diyor. Bununla alakalı bir saat ya da bir rakam göremiyoruz. O yüzden eliyoruz. How often, ne sıklıkta does David go camping? David ne sıklıkta kamp yapmaya gider diyor. Bununla da alakalı always, usually, sometimes, every year gibi bir sıklık zarfından bahsedilmemiş. O yüzden bunu da eliyoruz. Who likes nature in your family? Ailende kim doğayı sever? Şu sever diye bir cevap verseydi daha güzel olurdu. Ama ikinci cümlede çünkü o doğayı sever diye söylemiş. Ya buradaki soru kim sever? Bir isim vermesi gerekiyor. İşte babam sever, annem sever şeklinde. O yüzden bu da değil. What is your father's hobby? Babanın hobisi nedir? Bu
Cevap olarak verilebilir. Ormanda kamp yapmak, çünkü o, yani baba, erkek olarak o, doğayı sever. Evet, cevabımız Diyarbakır olacak arkadaşlar. Verilen karşılıklı konuşmaları uygun biçimde tamamlayınız. Hi, where is Billy? Where soru kelimesi nedir? Nerede sorusu ya da nereye? Billy nerede? He is on Mount Erciyes. Mount dağ demek. Erciyes dağında. Bir soru soruluyor. Yes, he does. Evet, yapar, eder gibi bir şey olacak. Hemen seçeneklere bakıyoruz. What is Billy's hobby? Billy'nin hobisi nedir? Evet diye bir cevap verebilir mi? Sanmıyorum. Burada bir hobiden bahsetmesi gerekiyor cevap olarak. Does he like climbing? Climbing tırmanmak demek. Tırmanmaktan hoşlanır mı? Evet, hoşlanır. Evet diyebilir. Bu kalsın. Do you like Mount Erciyes? Sen Erciyes dağını sever misin diyor. Şimdi sen diye sorulana he diye cevap veremeyiz. Bu da olmaz. Where does he go climbing? Tırmanmaya nereye gider diyor. Burada böyle bir yer ismi vermemiş değil mi? O zaman cevabımız Bursa. Tırmanmaktan hoşlanır mı? Evet, hoşlanır ki Erciyes dağına çıkmış. Evet. Devam ediyoruz. Gene bir karşılıklı konuşma var. I like playing tic-tac-toe. Tic-tac-toe neydi arkadaşlar? Üç taş oyunu. Üç heceden oluşuyor gördüğünüz gibi. Oradan da böyle bir çıkarım yapabilirsiniz. Sonrasında bir soru sormuş. Ben üç taş oyununu oynamayı çok severim. Severim. Ya sen gibi bir şey olsa gerek. Yes, I can. Evet, yapabilirim. Olur şeklinde. Let's play together. Beraber oynayalım. Okay'den. Tamam, olur şeklinde. O zaman burada ne demesi lazım? Who can play it? Kim onu oynar? Yani onu dediği üç taş oyununu. Burada bir isim vermesi gerekir eğer who diye soru sorulursa. Bu olmaz. How do you play? Nasıl oynuyorsun? Şöyle oynarım şeklinde olması lazım. Yes ya da no'lu cevap veremez. Can you play it well? Onu, yani üç taş oyununu iyi oynayabilir misin? Evet, oynayabilirim. Kendi soru, kendi cevap verilmiş. Cevabı bulduk Ceyhan. Diğer seçeneğe de bakalım yine de. Do you play tic-tac-toe? Üç taş oyunu oynar mısın? Yes, I do deseydi evet olabilirdi. Çünkü yardımcı fiil do. Ama cevap olarak can verdiği için kendi bir soru olması gerekiyor. Boş bırakılan yere gelmesi gereken ifadeyi işaretleyiniz. Evet, bir diyalog var. What's your hobby? Hobby, sevdiği hobi. Yani boş vakit aktivitesi diye geçebiliyor Türkçe'de. I love playing bla bla diye devam ediyor. Şunu çalmaktan hoşlanıyor ya da şunu oynamaktan hoşlanıyor, seviyor şeklinde tercüme edebiliriz. Resimde neyi görüyoruz arkadaşlar? Masa tenisi görüyoruz. Masa tenisinin İngilizcesi table tenistir. O yüzden hemen D'yi işaretliyoruz. Şıklara da bakalım. Dodgeball, yakar top demek. An instrument dediği enstrüman, çalınan bir enstrüman. Tic-tac-toe, üç taş oyunu arkadaşlar. XOX diye de geçiyor. Cevabımız Denizli. Yukarıdaki cümlede altı çizili olarak verilen ifadeyi karşılayan görseli işaretleyiniz. Sam and John like doing puzzle together. Doing puzzle altı çizilen ifade hangi seçeneği karşılıyor arkadaşlar? Bakarsak burada voleybol oynanıyor, burada enstrüman çalınıyor, burada puzzle yapılıyor, burada da doğa yürüyüşü arkadaşlar, cevabımız Ceyhan olacak. Verilen görseli ifade eden seçeneği işaretleyiniz. They enjoy playing. Enjoy, eğlenmek demek arkadaşlar. Şunu oynamaktan çok eğleniyorlar, eğleniyorlar şeklinde çevirebiliyoruz. Tic-tac-toe neydi? Üç taş oyunu. XOX de diyoruz. O değil arkadaşlar, değil mi? Eliyoruz. Bir enstrüman çalmaktan hoşlanıyorlar mı? Hayır, bunu da eliyoruz. Blind man's buff, blind kör demekti arkadaşlar. Blind man's
Buff ise körebi oyunu diyoruz. Gözümüzü kapatıp bir şekilde çevremizdekileri arama oyunuydu, değil mi? Chinese Whispers dediyse kulaktan kulağa oyunudur arkadaşlar. Biz bunu nasıl kodluyoruz? Çinliler fısıldaşıyorlar kulaktan kulağa diye yapabiliriz. Cevabımız Denizli diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi metinde bahsedilen aktivitelerden değildir? Evet, bize soruda hangisinin altını çiziyorsa oraya dikkat etmek düşüyor. Hello, my name is Liz. I love playing checkers. Checkers dediği arkadaşlar tahta oyunundan dama. Dama oyunu. Bundan bahsediyor sanki. Hemen işaretliyoruz. Bundan bahsetti. Riding a bicycle. Bisiklete binmek var mı? Evet. D seçeneğinde. Skipping the rope with my friends. Arkadaşlarımla ip atlamayı seviyorum diyor. Skip the rope. İp atlamak hangi seçenekte var? B seçeneğinde. Hangisinden bahsedilmedi? Adana'dan bahsedilmedi. At binmekten bahsedilmedi arkadaşlar. Verilen cümlelerdeki boşluklar aşağıdaki isimlerle tamamlandığında hangi seçenek dışarıda kalır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Billy and Jenny bir tahta oyunu oynuyorlar, değil mi? Ne olabilir? Dama olabilir, satranç olabilir ama daha çok satranç gördüğünüz gibi. Çünkü yuvarlak taşlar olsaydı dama olurdu. Tom riding a horse, değil mi? At sürüyor, ata biniyor daha doğrusu. Ata binmek var. O zaman bunu eliyoruz. Sally ne yapıyor? Seksek oynuyor. Sekseğin İngilizcesi hop hoptan aklımıza gelecek arkadaşlar. Play hop scotch. Hop hop. Seksek şeklinde kodlayabiliyoruz. Larissa and her friends ne yapıyorlar? Hide and seek. Evet, saklambaç oynuyorlar. Bu da var arkadaşlar. Bu isimleri bilmemiz gerekiyor. Sadece satrançtan bahsedilmediği için cevabımız Adana. Yukarıdaki boşluklara getirilmesi gereken kelimeler, daha doğrusu fiiller, aşağıdaki seçeneklerin hangisini sırasıyla verilmiştir? Evet, burada 3 tane aktivite var, burada 3 tane aktivite var. Bunlar hangi fiille çekimleniyor? Hemen bakalım. Burada bir enstrüman var, değil mi? Yani enstrüman çalınıyor. O zaman buna play dememiz gerekiyor, değil mi? Ya da burada satranç oyunu oynanıyor. Oynamak play. XOX yani tic-tac-toe dediğimiz oyun gene play ile söyleniyor. Hangi seçenekte var bu arkadaşlar? Adana'da var. Bir de şuraya bakalım. Buradakiler spor yapıyorlar, değil mi? Do sports. Spor yapıyorlar. Do origami. Bu da do ile kullanılan origami sanatını yapmak. Do magic, sihirbazlık yapmak demek arkadaşlar. Bu da do ile yapılacağı için o zaman cevabımız Adana olacaktır. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. 5. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.